Bir gün evinin içerisinde oturduğu bir sırada bir kişi girdi, bir baktı ki annemiz elinde böyle bir paçavra, affedersiniz, peçesiyle, yani bir kumaş parçası yırtılmış, büzülmüş, bir peçeyi böyle dokumaya başlıyor, yama yapıyor. Üzerini kapatacak, suratını örtecek. İffet sahibi kadın. Oraya gelen dedi ki, ey müminlerin annesi, Allah dedi hayrı çoğaltmış dedi. Mal çoğaldı, ganimetler çoğaldı. Bizans'ın geliyor, Roma'nınki geliyor, Farisilerinki geliyor, Yemen'inki geliyor. Akın akın saraylarda saklanan paralar, hazineler Beytülmal'a doğru akıyor. Mal çoğaldı diyor. Sen diyor şu paçavrayı, tabir eline söylüyor, şu kumaşı, eskimiş diyor bir kumaşı diyor, neden diyor yamarsın diyor. Neden bununla uğraşırsın? Yahu emret, Hind'in en güzel kumaşlarını sana getirelim dercesine. Endonezya'dan mı, Çin'den mi, nereden gelecekse bu kumaş, altın maraklarla mı işlenmiş, en güzel kokuların içine mi sokulmuş, en güzel boyalarla mı boyanmış? Vallahi rivayet aynen şöyle geçiyor. Biz diyor Ayşe'yi radıyallahu anh'ı adi diyor, bakın dikkat edin, adi, sahte, safran boyasıyla diyor elbisesinin diyor boyandığına şahit aldık diyor. Benim kumaşım elhamdülillah Hint dokumalarından en güzel boyalarla, yıkandığında boyası çıkmayan elbiseleri giyerken müminlerin annesi radıyallahu anha üzerinde öyle bir safran boyası var ki adi bir boya, sahte bir boya. Müminlerin annesi döndü, dedi ki vallahi dedi senin gibi düşünmüyorum dedi, sana katılmıyorum dedi. Neden? Dedi ki eskisi olmayan kimse, yani elbisesi eski olmayan kimse yeninin dedi kıymetini dedi asla bilemez dedi. Allahu ekber. Şimdi ey müminlerin annesi, senin bu sözünün arkasından biz ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Dolaplarımız ağzına kadar doldu elbiselerimizle. Dolapların da boşalması lazım, yeniler gelecek. Ne yaptık peki? İnfak bilinci oluşturduk kendimizde. Suriye'den, Irak'tan, Filistin'den, Arakan'dan, Afganistan'dan mülteciler gelecekler. Çıplak gelecekler, yarı çıplak gelecekler. Elbiseleri olmayacak. Yırtık pırtık elbiseler içerisinde sokaklarda dolaşacaklar. Aman ha dolaşmasınlar. Modayı yakından takip ediyoruz. Yenilerini dizmemiz lazım askıla. Bunu kardeşlerimizle bir infak bilinci, kardeşlik ruhu, kardeşlik anlaşması yapalım dedik biz. Ya Ayşe! Radıyallahu anh. Kendiniz şahit oldunuz Müslümanlar. Ne olur beni kınamayın. Ne olur beni kınamayın. Düne kadar Suriye'deki acil ihtiyacı gidermek için ikinci el elbise kampanyaları yapmadık mı Yılmaz abi? Ne çıktı dolapların içerisinden? Ne çıktı kolilerin içerisinden? Yırtık pırtık eşortmanlar çıktı. Ulan kendin giymiyorsun. Evladına giydirmiyorsun. Utanıyorsun sokağına çıkmaya ama kardeşlik bilincini göstermek için. Ey Müslümanlar! Dolabımdaki elbiseleri ben Suriye'ye gönderdim. Utanmaz herif. Ahlaksız herif. Ardan ve namustan nasibini almamış adam. Üzerindeki o lekeli erkek taraflarıyla hiç yıkamamışlar. Çıkmadı mı be kardeşim kolilerinizden? Şimdi de kesmediniz mi ikinci el elbiseleri yurt dışına göndermeyi? Demediniz mi? Sakın ha abiler bize ikinci elbiseleri gönder. Demedin mi Bayram Hocam? Dediniz ki sıfır getiriyorsanız getirin. Yeni getiriyorsan getir. Ulan koyduğun pantolondan ya paçası yok, ya bacak kısmı yok, ya cebi yok. Hiçbir şey yok. Utanmadan kolinin içine koydun. Sonra da dedin ki elhamdülillah. Hanım bugün Allah yolunda cihat ettik. Ne yaptın? Elbiselerimin hepsini Suriye'ye gönderdim elhamdülillah. Arakan'a bir tır kaldırılacakmış da. Allah'a hamdolsun ki infak bilinci oluşturmuş Müslümanlar. Nerede yırtık pırtık koltuk altı yırtılmış? Desensiz desenleri ortadan kalkmış elbiselerim varsa hepsini Arakan'a gönderdim diyerek bir kardeşlik bilinci oluşturmuyoruz mu Müslümanlar? Ya Ayşe radıyallahu anh. Ya bırakın. Nerede benim çocuğum bilmiyorum, burada mı? Benim çocuğum 10 yaşında, Müslüman 10 yaşında. Tamir yapılması gereken bir ayakkabıyı giymeye utanıyor. Ha şikayet ediyorum. Onu şikayet ediyorum. Siz de babasını şikayet edin. Allah'a mı şikayet ediyorsunuz? Kime şikayet ediyorsanız edin. 10 yaş, gülme! 10 yaşındaki bir çocuk. Böyle ayakkabının bir tarafı yırtılmış. İpi patlamış. Lan Suriye'de adam çamurların içerisinde yalın ayak yürüyor.
taşlara basıyor, ayakları kanıyor, yırtılıyor, paramparça oluyor. Benim evladıma bak, benim evladıma. Ben seninkini sorgulamıyorum vallahi. Ben o evlada tamir yapılacak bir ayakkabıyı giydiremiyorum şu an. Beni alışveriş merkezlerine zorluyor. Yeni ayakkabı almaya zorluyor. Ya Ayşe radıyallahu anha. Ne hale düştük Müslümanlar. Ne hallere geliyoruz. Çıksanıza şu meydanlara üzerinizdeki yamalı elbiseler be. Hemen akılsız olursunuz, mecnun olursunuz. Ya o adama bak dersiniz, şov mu yapıyor, şovmen olur bir taraftan. Ama benim annem, Hazreti Ayşe radıyallahu anha, adi bir kumaşı alıyor, yamıyor, düzeltiyor. Sabahında çıkacak, üzerindeki elbiseyle beraber yüzünü örtecek. Ve kardeşine de diyor ki eskisi olmayan diyor yeninin kıymetini bilmez diyor. Allahu Ekber. Eskisi olmayan yeninin kıymetini bilmez.